Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 18 Temmuz 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Teşvik onaylandı. CV Enerji hücre yatırımına başlıyor. CV Enerji iştiraki CV Solarcell, enerji anonim şirketinin yaklaşık 3.1 milyar TL'lik entegre hücre üretim tesisi yatırımı için yaptığı teşvik başvurusu onaylandı. Yatırım başlıyor. Teşvike konu proje yatırım tutarı 3.1 milyar lirayı aşıyor. Türkiye Somali'de petrol ve doğalgaz arayacak. Türkiye Somali'de petrol ve doğalgaz araması ve daha sonrasında da üretimi konusunda anlaşmaya vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde 3 blokta doğalgaz ve petrol arayacağını ifade ederek, "Oruç Reis gemimizi Eylül sonu Ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz," dedi. Solar Çatı CEO'su Utku Korkmaz, yenilenebilir enerji piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi, beklentilerini aktardı, dinliyoruz. Hem içinde bulunduğumuz dönem, geçmiş bir sene, hem de önümüzdeki 1-2 senede özellikle öz tüketim alanında çatı projeleri ve arazi projeleri ön plana çıkıyor. Burada güneş enerjisinin kurulu gücü 15 bin megawattlara geliyor ki bu hakikaten 2 yılda önemli bir bize ivmeyi ve büyümeyi gösteriyor. Neredeyse 5-6 bin megawattlık bir büyümeyi gösteriyor. Şu anda tahsis edilmiş kapasiteler de var. Yani güneş enerjisi tarafında bugün 15 bin megawatt santral yapılmışken 50 bin megawattlık da bir kapasite tahsis edilmiş durumda. Depolama projeleri önemli bir kapasite tahsis edildi burada. Hem rüzgar enerjisi tarafında hem de güneş enerjisi tarafında. Gördüğüm kadarıyla izin süreçleri tamamlandığında yaklaşık bir sene içerisinde bu projelerde tabii ki finansman koşulları da düzeldiğinde önemli yatırımları görüyor olacağız. Solar Çatı CEO'su Utku Korkmaz'a göre depolamalı güneş ve rüzgar santrali projeleri enerji sektöründe bir ivme yaratacak. Altın Yağ Madencilik ve Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, faaliyet alanında köklü değişiklikler yapma kararı aldı. Buna göre şirket esas faaliyet konusu içinde yer alan bitkisel sıvı yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerini tamamen sona erdirecek. Buna karşılık madencilik faaliyetlerinin yanı sıra enerji sektöründeki faaliyetlerinin kapsamını genişleterek yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarına odaklanacak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında uzman bir profesörü işe alacak. Başvurular en geç 31 Temmuz 2024 günü mesai sonuna kadar üniversiteye şahsen yapılacak. Yavru leylekler YEDAŞ'ın takibi altında. Yeşilırmak Elektrik Dağıtımı Anonim Şirketi, Sinop Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi işbirliğiyle halkalanan leylekler gözlemleniyor. İşbirliği kapsamında elektrik direkleri üzerine yerleştirilen yuvalarda 137 yavru leylek büyürken bunlardan 77'si sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı. Yavrular halkalamayla kimliklendirilirken tüm sağlık kontrolleri de tamamlanmış oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi enerji uzmanı 2 doçenti işe alacak. Doçent unvanını makine mühendisi bilim alanında almış olması gereken adayların en geç 31 Temmuz 2024 gününe kadar MAKÜ'ye şahsen ya da postayla başvurması gerekiyor. Türkiye ile Nijer arasında imzalanan niyet beyanı kapsamında petrol ve doğalgaz alanında işbirliği yapılacak. Buna göre iki ülkenin ilgili kurum ve şirketleri arasında diyalog artırılacak. Planlanan çalışmalar belirli bir takvim içerisinde sürdürülecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkta üst yönetimi değiştirdi. Bakan yardımcıları Refik Tuzcuoğlu ve Vedat Gürgen görevden alınırken yerlerine Burak Demiralp ve Ömer Bulut atandı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında düşüş gösteren veriler ve faiz indirimi beklentileriyle durgun bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 84 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 82 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 19 Temmuz 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2700 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 dilimi için 3000 lira, minimum fiyat ise saat 7-8 dilimi için 1500 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara.
Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.